Şimdi de eş genel başkanımız Serpil Kemal Bey'i açılış konuşması için güzel olabilir. Faşizmin saldırılarına direnen, cesaretle özgürlüğü, barışı, demokrasiyi savunan tüm kız kardeşlerime merhaba diyorum. Selam. Selam olsun tüm direnenlere. Zindanlardaki yoldaşlarımıza, kız kardeşlerimize selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Hum Bihar Hatın, Sersera Serçeba Hatın. Sabah da operasyonlarla gözümüzü açtık. Kız kardeşlerimiz, yoldaşlarımız alındılar, rehin alındılar. Her gün operasyon yapılıyor. Neden? Çünkü Türkiye'de kadınlar, halklar barış istiyor, demokrasi istiyor, özgürlük istiyor. Ve susturulmak için baskı, şiddet, gözaltılar sürüp gidiyor. Fakat boyun eğdirebiliyorlar mı? Pes ettirebiliyorlar mı? Geri adım attırabiliyorlar mı? Hayır. Hayır. Çünkü bizler bu mücadeleyi tarihten bugüne devraldık ve kazana kazana devam edeceğiz. Özgürlük mücadelesine bizler de, bizim kuşağımız da katkılarını yapacak ve bütün dünyadaki ve coğrafyamızdaki halkların, kadınların, ezilenlerin mücadelesine güç katarak geleceğe devredeceğiz. Bakın bu boynumdaki fular sevgili Leyla Güven'in. O bugün burada olacaktı. Birkaç gün önce, bir hafta önce sevgili Leyla Güven'le, DTK eş sözcüsü arkadaşımızla Ahmet'te bir aradaydık yerel yönetimler konferansında ve ne kadar güzel fuların var dedik. O fuları hemen bize verdi. Biz de onu buraya sizlere taşıdık. Bizleri rehin alabilirler, hapishanelere koyabilirler, hücrelere koyabilirler, zindanlarda tutabilirler. Fakat özgürlük tutkumuzu elimizden alamazlar. İşte o yüzden Kocaeli zindanındaki sevgili Figen Yüksekdağ, Sabahat Tuncay ve diğer arkadaşlarımız Gülten Kışanak Afrin işgaline karşı direniş başlattılar, açlık grevi yaptılar. İçeride de olsalar yine sözlerini söylemekten, itirazlarını yükseltmekten asla geri adım atmadılar. Bizlere geri adım attıramazsınız. Bu halka, kadınlara geri adım attıramazsınız. Kadınlar barış istiyor ve barışta ısrar ediyor. Asla barış talebinden, barış mücadelesinden vazgeçmeyecekler. AKP Erdoğan rejimi ve onun ittifakları Türkiye'yi, Türkiye halklarını faşizmle yönetmeye karar kıldılar. Çünkü başka yolunun olmadığını görüyorlar. Halkların, Kürt halkının, Alevi toplumunun, kadınların, doğasını, emeğini savunanların demokrasi talebini, yönetime katılma talebini, özgürlük talebini bastıramıyorlar. O yüzden de faşizmi ilelebet sürdürmek istiyorlar. O yüzden tek adam rejimini el birliğiyle inşa etmek istiyorlar. Fakat bu halk tek adam rejimini kabul etmiyor. Bu halk özgürlüklerin, eşitliğin, halkların kardeşliğinin yok sayılmasını kabul etmiyor. İşte o yüzden de AKP Erdoğan rejiminin savaşa, çatışmaya ihtiyacı var. İşte o yüzden de Afrin işgal girişimi gerçekleştiriliyor. Gerçekte olan bu. O yüzden
sadece partimize yönelik değil, aynı zamanda gazetecilere, akademisyenlere, Türk Tabipler Birliği yöneticilerine, savaşa hayır diyen, savaş bir halk sağlığı sorunudur, savaş istemiyoruz, artık yeter diyen herkese yöneltilmiş bir saldırıyla karşı karşıyayız. Fakat ne kadar çok cezaevi yaparsanız yaptım, milyonlarca barış savunucusunu rehin alamazsınız, tutuklayamazsınız. Bizler tutuklansak da, gözaltına alınsak da, rehin alınsak da yerimize yeni arkadaşlarımız gelmeye devam ediyor. Bakın artık bu 2,5 yıllık süre içerisinde öğrendiğiniz bir şey olmalı. O da HDP'nin bitmeyeceği. HDP bitmiyor, bunu kabul edin artık. HDP halk çünkü, halk bitmez. Siz ne kadar kendinize yeni çatışma alanları yaratsanız da, yeni düşmanlar yaratsanız da artık halklar bu yalanları kabul etmiyor. Bu yalanlara inanmıyor. Siz ne kadar da basını rehin alsanız, halkın haklarını, halkın haber alma hakkını yerine getirmekle sorumlu olan gazetecileri, medyayı tutuklasanız da ya da satın alsanız da yine de bu halk gerçekleri görüyor. Artık bizler 21. yüzyılda yaşıyoruz. 21. yüzyılda halklar egemenlerin sömürü sisteminin bütün kodlarını çözmüş durumda. Emek sömürüsünü, doğa sömürüsünü, kadının bedenini, emeğini, kimliğini, yağmalama politikalarının hepsini görüyor. O nedenle bütün bu istibdat rejiminin yaratmaya çalıştığı karanlık bizlerin kendi inisiyatifiyle, kadınların iradesiyle aydınlanıyor. Bizler bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz, cesaretle sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, Afrin'de gerçekleştirilen işgal girişimi meşru değildir. Afrin, Suriye egemenlik alanıdır ve orada yaşanan iç savaş döneminde kendi hayatını, kendi haklarını savunan Afrin halkı en demokratik şekilde yeni bir yaşam inşa etmeye çalışmaktadır. Rojava'da Rojava devrimi gerçekleşmiş, bir demokratik sistem oluşturulmak için halklar bir araya gelmiş, kadınlar siyasetin bütün alanlarında temsili eş olarak, eş temsilcilik sistemiyle hayata geçirilmiş demokratik bir süreç başlatmıştır. Dünyadaki egemen sistemlerin ve bölge egemenlerin itiraz ettiği nokta işte bu demokratik öz yönetim sistemidir. Demokratik özerklik modelidir. Kadınların, halkların sömürüsüz bir sistemi inşa etmiş olması ve bunu demokratik Suriye'nin bir parçası kılma çabasıdır. Suriye'de, İran'da, Irak ve Türkiye'de aslında Kürt halkının bu kendi kendini yönetme talebini, statüsünü elde etme talebini yok etmek için el ele vermiştir. Ve dünya ülkeleri de bu sürece gözlerini kapamışlardır. Çünkü buradaki demokratik süreçler aslında sadece bölge halklarını değil, bölge egemen güçleri değil, dünya egemen güçlerini tehdit etmektedir, tehdit olarak görülmektedir. O yüzden Afrin halkına yöneltilen saldırılar, bu saldırı savaşı kabul edilemezdir. Dünya egemenlerinin gözünün önünde onların katılımıyla gerçekleşmiş olsa da bu savaş saldırısına, işgal girişimine cevabı verecek olan halklardır. Öncelikle Afrin halkı olmak üzere, Rojava halkları olmak üzere Orta Doğu coğrafyasındaki bütün ezilen halkların mücadelesi bu savaşa, işgal girişimine itirazı savaşın da işgal girişiminde sonucunu belirleyecektir. Bizlerin dayanışması, bizlerin
sesimizi yükseltmemiz bu açıdan oldukça önemlidir. Zaten dünyanın pek çok yerinde de Afrin'de yaşanan bu sivil ölümleri, katliamlar ve işgal girişimine yönelik sesler yükselmiştir. Halklar ayakta, sokaktadır. Bu bize şöyle anlatılıyor. Deniyor ki orada biz temizlik yapıyoruz. Biz kadınlar biliyoruz bu temizlik meselesini. Hani evlerimizde mikroplar olur ve biz o sanayi ürünleriyle o mikropları temizlemeye çalışırız. Ya da bilgisayar oyunlarında çok vardır. O oyunlarda hep bir yerler temizlenir. Fakat hayatta karşılığı bunun nedir? Hayatta karşılığı egemenlerin, sömürü sistemlerinin yoksulları, halkları ezmek, sömürmek için uydurduğu bir metafordur. Nasıl ki eskiden sivrisinekleri yok etmekten bahsederlerdi, şimdi de mikropları yok etmekten bahsediyorlar. Halklar mikrop değildir. Çocukları öldürüyorsunuz, sivilleri öldürüyorsunuz, kadınlar ölüyor. Eğer uluslararası basına bakarsanız, eğer uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarına bakarsanız bunu göreceksiniz. Afrin'de çocuklar ölüyor. Afrin'de sivil katliamları yapıyorsunuz ve uluslararası mahkemelerde bu sebeple yargılanacaksınız. AKP Erdoğan iktidarına buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu savaş saldırısını durdurun. Suriye'de demokratikleşme sürecini destekleyen politikaları hep birlikte hayata geçirelim. Suriye'de, Orta Doğu'da barışı savunmak, demokrasiyi savunmak, Türkiye'de, Kürdistan'da da barışı ve demokrasiyi savunmaktır. Kadınlar için, işçiler, emekçiler için, halklar için eşit, özgür, demokratik bir yaşamı savunmak demektir. Fakat terörize etmek, katliamlar yapmak, savaşı yükselterek bu sorunun üstesinden geleceğini düşünmekse tam bir çıkmazdır. Yıllardır, 40 yıldır siz Kürt sorununu yok ederek, temizleyerek çözdüğünüzü iddia ediyorsunuz. Fakat her defasında bu sorun büyüyerek devam ediyor. Ve bu halkın yoksul çocukları, yoksul evlerine ateş düşüyor. Bu toplumun gençleri bu haksız savaşta, bu kazanılamayacak savaşta yaşamını yitiriyor. Bugünlerde bir de kilise sürekli olarak roket atıldığı söyleniyor. Roket atılıyor. Ve burada da siviller yaralanıyor, yaşamını yitiriyor. Böyle bir kardeşimizi, kız kardeşimizi, Fatma'yı kaybettik yakın zamanda. Biliyoruz ki silahlar nerede patlarsa patlasın, sivil yaşamı nerede tehdit edilirse tehdit edilsin, Halkların Demokratik Partisi bunun karşısında olmuştur bugüne kadar. Biz bütün sivil ölümlerini, bütün bu saldırıları kınıyoruz. Diyorlar ki kilisteki saldırı Afrin'den yapılıyor. Afrin'deki temsilciler de diyorlar ki bizim uzun menzilli roketlerimiz yok. Bu roketleri kim atıyor? Fatma'yı kim öldürdü? Bu sivil katliamlarını kim gerçekleştiriyor? Hatırlarsınız bu ülkenin bir yakın dönemde iç hesaplaşması vardı. Hani Fethullahçı yapıyla AKP Erdoğan iktidarı iç içe geçmiş bir şekilde uzun bir süre bu ülkeyi 15 yıla yakın bir süre, 10 yıla yakın bir süre birlikte yönettiler. Sonra kapıştılar, kavga ettiler. O zaman tapeler çıkmıştı. O tapelerde deniyordu ki, MİT müsteşarı diyordu ki, eğer savaş gerekiyorsa biz savaşın gerekçesini hazırlarız. Sorun değil.
gideriz, göndeririz 4 tane insan, oradan roket atarlar ve bu savaşa gerekçe kılarız. Şimdi kilise atılan bu roketler bu savaşın gerekçesini yaratmak olmasın? Dünya kamuoyuna işte bakın biz Afrin'den saldırıya uğruyoruz, o yüzden bu operasyonları yapmak zorundayız. O yüzden 1 milyona yakın insanın yaşadığı Afrin'e jetlerle yukarıdan bombalar atmak zorundayız demek için olmasın? Değerli arkadaşlar, Halkların Demokratik Partisi olarak biz bundan eminiz. Bundan eminiz. Çünkü Afrin'den bu coğrafyaya bu savaş saldırısı gerçekleşinceye kadar bir tek mermi bile atılmadı. Bu bir gerçek. Bunu hepimiz biliyoruz. Her tarafı neredeyse 4 tarafı Fırat Kalkanı operasyonu ve Türkiye üzerinden kuşatılan bu coğrafyadan bugüne bir tek kurşun atılmadı da bugün niye bu roketler atılıyor diye herkesin kendine sorması gerekiyor. Bu roketlerin menzili nasıl oluyor da bu kadar uzun olabiliyor diye o menzil araştırmasını da herkesin yapması gerekiyor. Bu aslında yalanın menzilini gösteriyor, manipülasyonun menzilini gösteriyor. Değerli arkadaşlar, bizler bir kez daha buradan uyarıda bulunmak istiyoruz. Birleşmiş Milletler'in yasalara göre, Birleşmiş Milletleri kanuna göre bu meşru müdafaa hakkını kullanmaktır diyor Türkiye. Ve dünyada da böyle bir kanı var şu anda. Fakat biz buradan bütün dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Bu meşru müdafaa hakkı değildir çünkü bir saldırı gerçekleşmemiştir. Afrin'den tam tersine Afrin halkı şu anda meşru müdafaa hakkını kullanıyor, kendini savunuyor değerli arkadaşlar. Türkiye'nin bu kadar ciddi ağır sorunları varken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı geçenlerde bir açıklama yapıyor. Diyor ki, övünerek, diyor ki bu mecliste en çok inşaat yapan meclis başkanı benim diyor. Bununla övünen bir meclis başkanı ile karşı karşıyayız. Arkadaşlar, bu inşaatçı politikalar bunların gözlerini ne kadar kapatmış, ne kadar büyük bir duyarsızlık ve ne kadar büyük bir halktan kopukluk ile karşı karşıyayız. Türkiye yanıyor. Türkiye ateşe atılıyor. Türkiye Orta Doğu'da büyük bir maceraya sürükleniyor. Büyük bir bataklığın içerisine doğru adım adım ilerliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın sözü, övündüğü konu bu. Bu ülkede dokunulmazlıklar kaldırıldı. İşte o mecliste gerçekleşti bu. O övünülen mecliste gerçekleştirildi. Bu ülkenin yüz akı karnesini oluşturan, kadınların siyasete eşit katılımını sağlayan partimizin 5 kadın milletvekilinin milletvekillikleri düşürüldü. İşte o övünülen parlamentoda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldu bu. Eş genel başkanlarımızın rehin alması 4 Kasım darbesi gerçekleştirdi. O Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanının çıtı çıkmadı. Her gün çocuklar cinsel istismara uğruyor. Hastanelerde 115 çocuğun hamile olduğu, çocuk doğurmak için başvurduğu ve bunun kayıtlardan gizlendiği tespiti yapıldı. Sevgili bir sosyal güvenlik uzmanı kadın arkadaşımız aracılığıyla. Ne oldu? O arkadaş ödüllendirilmesi gerekirken cezalandırıldı, sürgün edildi. Bu işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olduğu bu ülkede gerçekleşiyor. Değerli arkadaşlar, hiçbir şeyden utanmıyorsa bu meclis başkanı, şundan insan utanır ve bu cümleyi kurmaz. O meclisin kapısının önünde geçinemiyorum diye bir işçi kendini
yaktı, ateşe verdi. Sen utanmıyor musun? Bu meclisin bu kadar inşaat yapan, en çok inşaat yapan başkanı olmakla övünerek. Gerçekten bu kadar halktan kopuk bir meclisle karşı karşıyayız. Daha dün 100.000'i aşkın kanun hükmünde kararnameyle işinden ekmeğinden olan insanların KHK'larını o meclisten geçirdiler. Bomboş bir meclisten geçti. Sen bunları hiç mi düşünmüyorsun? Hayır, bunlar hiç düşünmüyorlar. Çünkü bunlar bir darbe yaptılar. Halka karşı, halkın bütün acılarına, bütün ızdıraplarına karşı ezerek, şiddet uygulayarak, baskıyla, zorla, hapishaneyle, silahla, tankla, tüfekle bu ülkeyi yönetmek istiyorlar. Biz de onlara diyoruz ki bu böyle gitmez. Biz kadınlar diyoruz ki hayır, buna izin vermeyeceğiz. Bu faşizmin kurumsallaştırılması sürecine izin vermeyeceğiz ve faşizmi yeneceğiz. Faşizmi yenebileceğimizi bizler biliyoruz. Faşizmi her zaman halklar yenmiştir, kadınlar yenmiştir, mücadele yenmiştir, direnenler yenmiştir. Biz de direne direne, direne direne faşizmi yeneceğiz. Bunda en ufak bir kuşkumuz yok. ÖSO'yla iş tutanlara karşı bizlerin, kadınların sözü kaybedeceksiniz. Kaybedeceksiniz ve bütün suçlarınız bizlerin kuracağı, inşa edeceği demokratik Türkiye'de, halkların barış içerisinde birlikte yaşadığı bu ülkede bütün suçlarınız ortaya dökülecek ve cezanızı alacaksınız. Hiçbir suç cezasız kalmayacak. Çünkü bu ülkeye demokrasi geldiğinde ÖSO'yla birlikte o kafa kesen, kadınları esir pazarlarında satan, tecavüzcü IŞİD çetelerinin uzantısı olan ÖSO'yla iş tutanlar ve birlikte halklara karşı suç işleyenler mutlaka ve mutlaka kanun önünde, hukuk önünde adaletin inşa edildiği, bizler tarafından inşa edildiği yeni yaşamda, yeni toplumu inşa ettiğimizde hesap vereceklerdir değerli arkadaşlar. Bunun bugünden söylenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizler kadınlar olarak dayanışmayı büyüterek, özgürlükleri kuşanarak, barışı asla ve asla vazgeçmeden her gün ve her gün savunmaya devam ederek bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biliyoruz ki gelecek bizlerin ellerinde, gelecek halkların ellerinde, kadınların ellerinde, Kürt halkının, Alevi toplumunun, bütün ezilenlerin, bütün yok sayılanların, işçilerin, emekçilerin, doğası talan edilenlerin birlikte mücadelesiyle bizler kazanacağız ve başaracağız. Biz her zaman barışı savunuyorduk, hep barışı savunuyorduk, hep demokrasiyi savunuyorduk. Hep halkların kardeşliğini savunuyorduk, kadınların özgürlüğünü savunuyorduk. Şimdi de aynı değerleri savunmaya devam ediyoruz. Başkaları gibi kılıktan kılığa, gömlekten gömleğe girerek devam etmiyoruz. Tutarlı bir şekilde bu toplumun, bu halkın demokrasi mücadelesini geçmişten geleceğe taşımak istiyoruz. Virginia Woolf'lerin, Ursula'ların, Clara Zetkin'lerin ve Sevelerin, Pakizelerin, Saraların mücadelesini bizler kuşandık, geleceğe taşıyoruz, kurtuluşa taşıyoruz. Kadınlar kurtulacak, kadınlar erkek egemenliğine karşı, faşizme karşı ve bütün baskı ve şiddet politikalarına, yok sayma politikalarına karşı kazanacak, biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Öksel Okafara Spastik'ın şahsı, jinin, yuruklu, etkine berkadıdır. Hamu berkudan aksalabdikir. Anacı, mesajı, Öksel Okama, Brez, Fidem, Yüksekta, Evalama Hatiye bugünü. Eşkene, neyi tutunan Eşkene Başkanım, Fidem, Yüksekta, tüm arkadaşlar.